Merhaba. 2022 okul birincileri için bir takvim hazırladım. Gelin bu takvime birlikte bakalım. Öncelikle diğer adaylar gibi eğitim bilgilerini güncelleme yerimiz var. ICE üzerinden giriyoruz buraya. Başvurularım, tercihlerim bölümü, ardından 2022 YKS ve başvuru eğitimi güncelle. YKS başvurusunda kullan butonuna tıkladıktan sonra işimiz bitiyor. Önemli olan burada bilgilerimizde bir eksiklik, yanlışlık var mı bunu kontrol etmek. Genelde de bilgilerde bir yanlışlık olmuyor. Sistem zaten bunu otomatik olarak çekiyor. Bazı arkadaşlarımız alan dal yazmıyor. Ben aslında sayısal öğrencisiyim ya da sözel öğrencisiyim ama sistemi işlememişler diye düşünebiliyor. Aslında arkadaşlar eşit ağırlık sayısal sözel diye bir şey yok. Liselerde böyle bir ayrım yok aslında. Siz sınava giriyorsunuz, sınavdan aldığınız puanlar çeşitli katsayılarla çarpılarak sayısal sözel eşit ağırlık şeklinde alanlara bölünüyor. Yani lisede okurken yok, üniversite sınavından sonra böyle alanlar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Dolayısıyla bir Anadolu Lisesi'nde okuyan ya da Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşımızın zaten alanı dalı yok. Alanı dalı olan kişiler meslek lisesinde okuyan arkadaşlarımız, onların alan ve dal bilgilerinin doğru olması gerekiyor. Yanlış varsa idareyle, okul idaresiyle iletişime geçerek bunun düzeltilmesini isteyecekler. Başvuru tarihini kaçırdınız. Bu videoyu geç görmüş olabilirsiniz. Yani 28 Haziran saat 16'dan sonra bu videoyu gördüyseniz o zaman geri dönüş yok aslında bu sistemin ama bilgilerinizi yine kontrol etmekte fayda var. Bilgilerimizde eksiklik, yanlışlık var mı diye. Genelde de yanlışlık olmuyor. Yani bu adımı atlamış olsanız, unutmuş olsanız dahi çok şey kaçırmamış oluyorsunuz. Tabii ki zamanında yapılması en güzeli. Çünkü yanlışlık olduğu zaman sadece bu tarihler arasında değiştirebiliyoruz. Gelelim okul birincisi bölümüne. Bunun için 5 Temmuz'a kadar bir süre var. 5 Temmuz'a kadar okul idareleri e-okul sistemine bunu bildiriyorlar. E-okul sisteminde girilen yerde kurum işlemleri bölümünden diploma işlemleri ve ÖSYM okul birincisi bölüm var. Bunu siz yapmıyorsunuz. Okul idaresi yapıyor ama bazen okul idareleri maalesef bunu atlayabiliyor. Yeni okullar olabiliyor, özel okullar olabiliyor. Bilmeyebiliyorlar bu sistemi. Buradan işlemlerini halledecekler ve sizi okul birincisi olarak bildirecekler arkadaşlar. Henüz AİS'te göremeyeceğiz biz bunu. Burada yapılan değişikliği AİS'te göremeyeceğiz. Ayrıca kamu kurumları işletim sistemi var. ÖSYM'nin idarecileri vermiş olduğu bizim AİS'imiz gibi bir sistem. Oradan da girişler yapılacak ilerleyen bölümlerde. Bu süreci sizin takip etmenizi tavsiye ederim. Yani okul idarenizle konuşun. Hocam benim birinciliğimi sisteme girdiniz mi? E-okul sistemine girdiniz mi? Kaydettiniz mi? Gibi bu şekilde ilerleyebilirsiniz. AİS'te görünmüyor diye üzülmeyin. Bizim asıl beklediğimiz tarih 6 ile 25 Temmuz arası. 6 Temmuz'dan itibaren artık sistem o birincilikleri çekmeye başlayacak. E-okuldaki bilgileri alacak, farklı bir sistem olan ÖSYM'nin sistemine alacak ve biz artık AİS üzerinde görmeye başlayacağız. Şimdi bunu nasıl görüntüleyeceğiz? O çok önemli. AİS ÖSYM Gov.tr'ye giriyoruz. Yine başvurularım tercihlerim bölümüne giriyoruz. 2022 YKS'yi seçtikten sonra üst bölümde başvuru kayıt görüntüle var. Ona tıklıyoruz ve böyle bir bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Ne diyecek? 2021-22 döneminde okul birincisi olarak bildirildiniz. Bunu görmemiz lazım. Görmezsek ne olur? Ona bakalım. Görmezsek okul süresi içerisinde bu işlemi yapmamış demektir. Hani dedim ya, okul idaresiyle bir görüşün. Hocam girdiniz mi diye bir sorun diye. Demek ki bunu süresi içerisinde yapmamış olabilir. Geri dönüşü var. Ne zamana kadar? 25 Temmuz'a kadar süremiz var. 25 Temmuz saat 16'ya kadar bu işlemi yapmamız gerekecek. Bunu kamu kurumları işletim sistemi üzerinden yapacağız artık. Yani e-okul değil de kamu kurumları işletim sistemi. Bunu yaptığınız zaman artık ÖSYM bunu sistemine işlemiş olacak. Bunu da tabii ki okul idaresi yapacak. Yine bu süreci bizim takip etmemiz gerekiyor, şansımızı kaybetmememiz için. Değişikliğe rağmen bazen arkadaşlar yine AİS'te göremiyor, problem olduğunu düşünüyorlar. Lütfen arkadaşlar bizzat gerekirse velinizle kendiniz okula gidin ve kamu kurumları işletim sisteminde, yani müdürün ekranında görünüyor mu, sizin birinciliğiniz görünmüyor mu, işlemişler mi gerçekten, bunu kontrol ettirin arkadaşlar. O zaman gönül rahatlığıyla artık sınavımızın sonucunu tercihlerimizde nasıl kullanacağımızı öğrenebiliriz. Bundan sonraki aşamada kısmetse tercihlerde görüşeceğiz arkadaşlar.
okul birincileri arkadaşlarımıza yine tercihleri nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili video hazırlayacağım. Ayrıca Instagram üzerinden de özel mesajlarla tercihlerimizi yapacağız. Geçen sene 100'ün üzerinde arkadaşımızı bir yerlere yerleştirdik. Onlar ilk başta çok karamsardılar ama çok iyi yerlere yerleştiler ve mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bunu tabii ki sadece ülkemizin gençlerine yardım amaçlı yapıyorum. Kesinlikle bunda bir maddi beklenti yok. Bireysel, gücüm yettiğince tüm arkadaşlarıma ulaşmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere, kolay gelsin.